Herkese selamlar dostlar. 13 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadele var pazar videosunda. İdeal tercihleri bazılarına yüksek oranlı tercihler de zaten her zamanki gibi sunacağım önereceğim sizlere. Değerlendirecek olan herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışması pazar gününde özel de yapalım. Günün yani en büyük maçı olarak benim gördüğüm Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesi. Sizin de maç skor düşünceleriniz nedir bu maçta? Alanya Spor çelme takabilecek mi Fenerbahçe? Yorumlara yazabilirsiniz maç skoru düşüncelerinizi. Değerlendirmeniz, görüşleriniz benim için önemli. Yine bilenlerden iki kişiyi katıl Telegram gruplarına Mart ayının sonuna kadar alalım. Bugün de zaten en son açıkladığım alımları da gerçekleştirdik. Instagram üzerinden yazdılar. Sizler de yarışmamıza katılabilirsiniz. Bir hafta sonu etkinliği olarak bunu düşünebilirsiniz. Geçtim yarışmayı. Cuma günü verdiğimiz kombine tek bir kombineydi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere video çekmedim Cuma gününe. Ee, bir kombine oluşturduk. Hatta editörümüz oluşturdu. Ben de yazdım ki akşamın kuponu Bilal'den geldi. Ben atmayacağım. Tek bir kupon vardı yani gün içinde. Danimarka'dan bir KG var mücadelemiz vardı. Anadolu Efes mücadelesi de vardı. Bu iki mücadeleyi değerlendirme altına aldık biz kombine olarak. 2.25'lik bir tek bir kombine vardı. Kendisi de 150 misli oynamış zaten. Güzel bir şekilde tek kombineyle kaza kazanç elde ettik kazanmak alışkanlık haline geldiği şekilde güzel de bir başlık attım. Değerlendiren tüm katıl üyelerimizi tebrik ederim. Hatta canlıda neler yaptık ondan bahsedeyim ekrandan gördüğünüz üzere. Barcelona mücadelesi vardı. Yine Hakan arkadaşımız verdi bu mücadeleyi. İlk yarı 59.5 üst verdi. Başarılı bir şekilde geldi. Zaten biraz da erken geldi. Kolay oldu yani başarılı bir şekilde. Geçtim bunu. Anadolu Efes mücadelesi vardı. İlk yarı 83.5 üst şekilde verdi. Monaco sağdan sildi adeta. Çok güzel bir basket oynadı. Başarılı bir şekilde geldi. Bir de ben canlı verdim. Verdiğim canlı da ev Monaco'nun atacağız. 87.5 üst sayıydı. Zaten 102 sayı attı. Monaco her attığı girdi bir nevi. Tenis canlımızdı. Bu da başarılı oldu. Bu başarılı olmadı sanırım. Aynen bu başarısız olan bir kombin. Şu 1.96'lık futbol kombini. Efes geldi. Günün kombinesi geldi derken bu şekilde ilerledik. Kata Telegram grubunda da diyecek söz yok zaten. Maçlara geçelim isterseniz. Biraz da hızlı anlatacağım. Ee, yine geç saatlerde çektiğim bir video. Zaten halimden sesimden de belli olacaktır. Erkenden yayınlamak istedim. Şimdi sizden ricam yine aynı şekilde. Artı 300'ün üzerinde atacağınız like seviyesidir. Şimdiden atacağınız like'lardan dolayı çok teşekkürler arkadaşlar. Artı 300 benim için yeterli olacaktır. Şimdiden bol şanslar. Başakşehir Antalya Spor Mücadelesi. Antalya burada nasıl oynar diye düşündüğüm zaman. Antalya burada... Ağırlıklı olarak zaten Antalya'nın defansına baktığımız zaman da 4-2-3-1 şekilde oynayan bir Antalya takımı var. Bu 4-2 özellikle zaten ağırlıklı olarak defansı tutmak isteyen bir takım. Son haftalarda da iyi giden bir Antalya takımı var açıkçası. Deplasman'da Başakşehir'in ne kadar güçlü olduklarını zaten biliyor. Onlar Endao, Doğukan gibi isimlerle kanatlardan etkili olmak isteyeceklerdir. Kontrol ataklarla hızlı çıkma hızlı ile birlikte. Başakşehir buna izin verir mi bilmiyorum fakat şöyle bir önerim var. Ben ilk golü Başakşehir'in atmasını düşünüyorum. Onun oranı ideal bir oran açmışlar. 1.48 gibi oranı var. Antalya savunacaktır ama Başakşehir'in ben zaten gol bulmasını bekliyorum. Kendi evinde. çok etkili olan bir Başakşehir takım var. İlk gol Başakşehir'den gelir dedik mi? Dedik. Geçelim yüksek oranına. Yüksek oranlarında ben düşük skorda kalmasını bekliyorum. Ve bir Başakşehir galibiyeti gelebilir bu mücadelede. 2-0-2'lik oranlarla burada Başakşehir'in bir 3.5 altında bir şekilde yaparak yüksek oranlı önerisini sizlere sunabilir, sunabilirim. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Utrecht PSV mücadelesi. Utrecht ve PSV takımları Hollanda Ligi'nin özellikle ofans yönünden iyi çeken takımları, önde gelen takımlarından bir tanesi. Fakat iki takım böyle iki ofans takımı birbirleriyle karşı karşıya geldiği zaman da bazen maç taktik savaşına dönebiliyor. Bunun için maçta erken gelen bir gol olması lazım. Erken gelen bir gol bu tür maçları iyi bir şekilde açıyor. Ben yine erken gelen bir gol bekliyorum bu mücadelede. PSV zaten 4-4'lük bir maç oynadı bildiğiniz üzere e, ee, Kopenhag'la oynadı sanırım. 4-4'lük Avrupa Ligi mücadelesi oynadı. Utrecht'e zaten maçları gole, golle geçiyor. Hollanda'da 2 golle ekip, 2 ofans ekibi. Erken bir gol bu mücadeleyi açacaktır diye düşünüyorum. 2.5 üstü ben idealden aldım. 1.52 gibi orandan. Nasıl bir yüksek oran önerisi yapabilirim diye baktığım zaman da 2-3 gol olur. 3 gol 2.5 üstten zaten aldık. Biz burada 4 golü biraz daha zorlayabiliriz diye düşündüm. Onun da oranı 3.5 üstü oranı 2.22 sistem kuponlarına girebilecek bir oran olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecek arkadaşlarımıza bol şanslar. Leicester United Norwich mücadelesi şu iki takımın huzurluğuna bakar mısınız? Hepsi de kırmızı kırmızı kırmızı. Leicester United özellikle hatta şunu söyleyeyim kombinemi almıştım. Pazar kombinesini aldım dedim ki ikidir beni yatırıyor daha da almam dedim. Ki almadım çıkardım kombinemden. Tekli bir öneri yapacağım sizlere zaten videonun sonunda. Yani Leicester United'in kadrosu şimdi oyun olarak da Norwich'ten daha iyi. Ya bunu da yenemezsen Yeni teknik adam da geldi. Yeni teknik adamı da gönderelim. 3-3 3'te 0 çekecek. İlk maçında iyi değil Leicester mücadelesinde fakat ikinci maçta sahada yoktu. Düzgün pozisyonlara giremedi Aston Villa karşısında. Belki de Aston Villa'nın etkisidir. Fakat bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Maç bir direkt taraf tercihi olarak önerebilirim. 1.41 gibi oranı var. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da benim skor beklentim 2-0'lık net bir skor. Leicester United takımından. Skorda 2-0 olunca benim de yüksek oranlarda ne yapabilirim diye baktım. 3.5 altına 1'in 2.09'luk bir oranı var. Bu şekilde bir yüksek oran değerlendirmesi yapılabilir diye düşündüm. Değerlendirecek arkadaşlara bol şans. Ben Leicester maçının burada Şeytanın bacağını kırmasını bekliyorum. West Ham'la Aston Villa mücadelesi Aston Villa attığı o ara paslarıyla birlikte Cumartesi videosunda anlattım. Tottenham gibi final paslarını çok iyi yapıyor. Özellikle Aston Villa'da bunu Coutinho şu an üstlendi. O asistleri diyeyim ben daha doğrusu. Gol pozisyona sokuyor o final paslarını çok iyi bir şekilde yapıyor Aston Villa takımı şu an. West Ham'da son haftalarda Sevilla'ya mağlup oldu. Mesela pozisyonlara girdi değerlendiremedi. Kaleye bulan şutları vardı derken gole atamadı. West Ham özellikle bu tür maçlarda kendi evinde kornerlerden çok net pozisyonlara giren özellikle duran toplar desek daha doğru olur. Duran toplardan çok net pozisyonlara giren takımlar ve bunu iyi bir değerlendiriyor zaten West Ham takımı en güçlü silah zaten West Ham'ın bu sezon duran toplar olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Güzel bir mücadele olur. Tek bir tercihim var bu maça. KG var tercihi olacaktır. 1.60 gibi KG var'a değebilecek bir oran. Açılabilirse 4-3 bile bitebilir yani öyle söyleyeyim. Ama maçın biraz da açılması lazım dediğim gibi. KG var'a uygun bir maç olduğunu düşünüyorum. 1.60 gibi oranlarına değer. Real Betis Bilbao mücadelesi bu maçın oranı çok güzel. Ben zaten kendi Bilbao'nun son mücadelesini izledim. Levante mücadelesini canlı önermiştim ben ona. Toplam gol 1.5 üst şekilde. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı 3-1 gibi skorla kazandı. Hatta YouTube'da da zaten 2.5 üstü. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonunda 2.5 üst olarak yüksek oranda 1.68 gibi orandan önermiştim. 2.5 üstü geldi. İlk yarı 0.5 üstü başarısız olmuştu. Hatırlayın mutlaka. Bilbao'nun o maçını izledim. Etkilendim. Levante'ye karşı oynadılar ama güzel mi oynadı? Organize oldular daha doğrusu. Takım oyununu sahaya koydular ve güzel pozisyonlara girdiler. Kaleye isabetli şutlarla kaleciyi çok fazla zorladılar ve bunun son maç sonunda zaten meyvesini yediler. Real Betis de Fekir önderliğinde iyi işler çıkartıyor baktığımız zaman. Avrupa'da oynadılar şimdi mağlup oldular Frankfurt'a karşı. Burada nasıl oynadılar bilmiyorum ama kendi evinde gol bulabilirler. Burada bir 62 gibi orandan Bilbao'nun golü benim için daha önemli tekli alan açmıyorlar işte. Deplasman bir buçuk açmışlar. Tek golünü atsalar Bilbao'nun tek golünü alırım. Şöyle söyleyeyim Avrupa'da yaşayanlar burada Bilbao'nun tek golünü alabilir arkadaşlar. Ama biz Türkiye'de olduğumuz için burada mecbur KG Yavar'a gideceğiz. Oranda da yakalamak adına. Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesi. Tempolu bir maç olabilir mi? Olabilir tabii ki. Bir gol, bir takım gol atarsa diğer takım mutlaka yüklenecektir. Ben şöyle değerlendirme aldım. Bu KG varı da almadım. Çünkü KG var çok fazla yüklenme olacak. Türkiye Ligi'nde bildiğiniz üzere şu an hakemler de isyanda. Tüm hakemler maç yöne yönetmek istemiyor. Bazılarını zaten gönderdiler. Halil Umut mesela Başakşehir maçını yönetecekti. Demiş ben yönetmek istemiyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Maçı reddetmiş falan tarzında. Ben burada şöyle ofans yönünden güzel maç olacaktır tabii ki. Hakemler ne yönde etkiler bilmiyorum fakat korner olarak değerlendirdim ben bu mücadeleyi. Tek tercih 8 üç korner aldım bu mücadeleyi arkadaşlar. KG Vara gidilebilir mi? Gidilebilir zaten maçın beklentisi o yönde. Ama ben KG var'ına gitmek istemedim. Direkt 8.5 üst olarak tek tercih olarak sizlere sunmak istiyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Arsenal Leicester City mücadelesi vardı bu maçta da olmayacak. Leicester City güzel gidiyor. Avrupa mücadelesi oynadı. 2-0 gibi skorla da kazandı Rennes'i. Yorgun olacaklar mı olacaklar? Özellikle Arsenal takımında Odegaard bu sezon şu an çok formda. Özellikle son maçlarda Odegaard çok formda. Gençlerle birlikte solda Martinelli, sağda Saka çok önemli işler çıkartan bir Arsenal takımı var ki zaten bunun meyvelerini yiyor. İlk 4 içinde artık şöyle ilk 4'ün en güçlü adaylarından bir tanesi. Maç eksiği de var zaten çokça. Mesela United 28 maç oynadı. Arsenal 25 maç oynadı. İlk 4 için önemli bir şeyi var yani Arsenal'ın. Avantajı diyeyim ben burada. Ben Leicester'a karşı galip gelmelerini bekliyorum. Nasıl galip gelmelerini bekliyorum? 2 gol atarlar bence. Ev sahibi 1.5 üste 1.42 gibi oran açmışlar idealden. Yüksek orandan direkt skor söyleyeyim isterseniz. 2-1'i skora göre ben değerlendirdim bu mücadeleyi. Arsenal iki tane gol atar fakat bir tane de yiyebilir. 2-1 gibi skorla da bu mücadele sona erebilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Fürth Leipzig mücadelesi. Leipzig burada Fürth'ü harcayabilir. Şöyle bir değerlendirme altına aldım ben bu mücadeleyi. Zaten son maçında Moskova ile oynayacaktı. Rusya durumlarından dolayı maçlar dertelendi. Avrupa maçında direkt bay geçtiler burada Leipzig takımı. Ben ilk kere 2'yi değerlendirdim. 1.63 gibi oranı var. Leipzig takımı formda. Hücum yönünden de çok bunaltıcı bir oyun sergiliyor. Fürtü de bunaltacaktır mutlaka. İlk kere 2 63 gibi orandan ideal aldım. Yüksek orandan ne alabilirim diye baktığım zaman da zamanda. deplasman 2.5 üstün 1.96 gibi oranı var. Gollü bir Leipzig galibiyeti gelebilir bu maçta. Özellikle erken açarsa e, gol perdesini rahatlıkla Deplasman 2.5 üstü de belki güle oynaya gelebilir. Fakat idealimiz ilk yarı 2. Risklimiz burada sistem kuponuna girebilecek. Deplasman 2.5 üsttür. Torino Inter mücadelesi. Benim değerlendirme altına aldım maç burada. Tor Inter mücadelesi. Tekli de zaten videonun sonunda sizlere burada önereceğim. Inter Baylar ben Inter'e güveniyorum. Siz güvenir misiniz bilmiyorum. Rakip Torino son haftalarda biraz kötü gidişatı var. Kendi evinde çok dirençli bir takım Torino takımı. Intere karşı da mutlaka direnecektir. Gol atabilir mi? E Torino'ya ben gol baremi bar 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 olarak 0 veya 1 yazdım. Intere baktığım zaman da 2 yazdım yani 2 tane net 2 yazdım. 2 3 yazmadım. Direkt 2 golü yazdım Inter'in. 2-0 belki de 2-1 skorla Inter takımı kazanır diye düşünüyorum ben burada. Inter e direkt galibiyeti burada 1 48 gibi oranından denenir. Ben sizlere tekli önereceğim. Videoda zaten tekli önerdiğim mücadelelerden bir tanesi. 3.5 altında 2, x 04 gibi oranı var. Ben Inter'in kazanmasını fakat Torino'nun çok dirençli olduğundan dolayı düşük skorda kalmasını bekliyorum. Inter de yavaştan liderliği alacaktır burada zaten. Maç eksiği de var bir maç eksiği. Ee, özellikle Milan maçının Milan maçı kazanırsa bu maç daha çok bankoya biner diye düşünüyorum. Onu da belirteyim. Barcelona Osasuna mücadelesi. Barcelona'ya tepki çok fazla geldi. Şimdi medya zaten tepki veriyor. Medyaya geçtim. Luis Suarez de mesela açıklama yapmış. Açıklamalar şu yönde. Yani Galatasaray diyor zayıf bir rakip diyor. Barcelona ne yapmaya çalıştı anlamadım diyor. Xavi nasıl bir futbol oynatmaya çalıştı izledim anlayan anlam veremedim diyor. Bu şekilde açıklamaları vardı. Barcelona medyayı geç zaten İspanya'nın medyasını geç. Oyuncular bile böyle açıklamalar yaptıysa durumu siz düşünün. Barcelona burada kazanır bence. Ama 4.5 altında kalır. Tek tercihim burada 1.43 gibi oranla bu yönde olacaktır. 10 tane maç idealden anlattım. Yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım. Emeğe saygı açısından like atabilirsiniz. Gecenin saat çok geç saati oldu. Videoyu çekip montajlayıp yükleyeceğim. Planlayacağım, uyuyacağım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Kombin önerisini vermedik bakın. Kombin önerisi ekranına gelsin. Tekli bir önerim olacak arkadaşlar. 2-0-4 oranla. Cumartesi de tekli önerdim yüksek orandan. Pazarda tekli öneriyorum aynı şekilde. Torino Inter mücadelesine Inter'in kazanmasını bekliyorum. Torino zaten dirençli bir takım olduğundan dolayı bu mücadelede 2-0 2-1 bandında kalmasını beklediğimden dolayı Inter'in ben 3.5 altında 2 yaparak kazanmasını bekliyorum. Eğer riske gitmek istemeyenler direkt maç sonu 2 alabilirler. Onun yanında mesela PSV 2.5 üstü, eee Leicester United'ın galibiyetini, Fenerbahçe'nin kornerini gibi zaten videonun içinde anlattım. Bu şekilde değerlendirmeler yaparak da ikili daha ideal bir tercih alabilir. Ben tekli önereceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.